olmadı, gelmedi, yazmadı, sevmedi, duymadı, dönmedi, yapmadı, yetmedi. Daha enni benni benni ben nasıl batabilirim? Daha enni benni benni ben nasıl batabilirim? Daha enni benni benni ben nasıl batabiliriz? 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 Of, 7 sene oldu buraya geleli. 7 senedir buradayım ben. Çok fazla şehirde yaşadım. İstanbul benim için buraya gelmek istiyordum. Hep buraya gelmek istiyordum. Ve geldim. Ve hayatımda bu kadar kalabalık bir şehirde yaşamadım ben. Bir yeri arıyorsun. İlla ki o ilk sağdan girmek zorundasın. Eğer girmezsen sıçtın. Bambaşka yerlesin. Bak ben bunu Konya'da yaşamadım. Konya'da hiç böyle bir adres sorma problemim olmadı. Bana diyorlar ki dümdüz git. Dümdüz git, dağları görünce dur. Artık Konya'da değilsin. Geri dön. İstanbul'da böyle bir şey yok. Girdiğiniz anda ve benim artık yani korkudan artık yani bambaşka hayatım olacak, bambaşka hayatım olacak diye bir kabuslar görmeye başladım. Yanlışlıkla gireceğim sokaktan giremiyorum. İkinci sağa giriyorum. Bir kadın bana doğru koşuyor. Üzerinde pembe pijaması var. Arkasında CV'di yazıyor, el yazısıyla. Diyor ki, nerede kaldın? Nereye? Nereye, nerede kaldın? Sen nasıl bir insansın? Ben evlenmişim. Benim oğlum olmuş, İrfan diye. Sürekli bacağıma vuruyor. Bana babalık etmedin. Bana babalık etmedin. Kayınbabam benden nefret ediyor. Hiç sevmiyor beni. Devamlı bir böyle bir pöflemeler gene geldi. Ben biraz dur soluklanayım diye kıraathaneye gidiyorum. Lan hemen arkamdan konuşmaya başlamışlar bile. Hani yüzüme konuşuyorlar. Eskiden komedyenmişti. Sonradan delirmiş diyorlar. Öyle diyorlar. Hayır öyle bir şey yok ya. Ya ne ara oldu? Yani zorlu tuşede falan çıkıyormuş. Kimseler gülmeyince buralara kadar gelmiş. Tekel bayisi var şimdi işletiyor. Gençlere diyormuş ki hayallerinizin peşinden falan koşun. Avcılardayız. Nereye kadar koşacağız? Arkadaşlar Ramada oteli görmek için elimden gelen her şeyi yaptım ya. Osman Bey metrosundan çıkıyorum ve diyorum ki ne olur Ramada oteli göreyim. Metro çıkışlarını tutturamıyorum amına koyayım. Yani her seferinde bambaşka yerlere çıkıyorum. Bu sefer olacak dediğim anda yani Ramada Otel olacak. Nerede olduğuma dair hiçbir fikrim yok. Herkes Arapça konuşuyor. Siyah bantlar var. Bu kadar gitmiş olamam arkadaşlar. 7 dakika falan sürdü yolculuk. Kesin bunun haberini yaparlardı. 7 dakika daha Arabistan'a gidiyorsunuz diye bangır bangır televizyonda bağırırlardı. Ve hani Arapça konuşan arkadaşlar da ilerlemiyor. Yani Pangaltı mı burası diyorum. Lak dilin umaler iş vereyim. Ben Pangaltı'yı vela dilin umaler iş vereyim. Ya galiba anlaşamayacağız. Ben Pangaltı'da gitmek istiyorum. Vilas ve yale de mırra. Dil esveyal edemurra. Pangaltı da yalil yalil. Pangaltı lililililil. Abi ne olur artık bitir ya. Ne olur bitir ya. Uzaklaşarak gidiyor. Madem bu Arapçaya bu kadar gülüyorsunuz. Arkadaşlar artık başladı. Japonca bence çok ileri bir toplumsunuz. Mükemmel teknolojiler, kadın doğum oranları, okuma oranları, Allah Allah yani her şey çok güzel. Deprem oluyor, bir kişi yaralanıyor. Hani o da kolunu mu vurmuş, ne olmuş, hani ne oldu sana diyorlar. Asasaya! Sonza kasaya! Sumimasen!
私は死んでそれが忘れて収束がやったそしたいで本作そよあー너도아쉽금사나너도건드면걸든아소해az ı c ı k kalını var bunun yürü yürüdü amcam babası mı akrabası mı ne bu yürü yürüdü ya bu kadar ileri bir toplum olup Maraş dondurmasına bu kadar tepki vermeleri hiç hoş değil arkadaşlar bunlar her sene robot yapıp gezdiren insanlara yani Hiçbir utanma yok. Buraya bir sürü ırktan insan geliyor. Yani Maraş dondurması bakın burada kaç tane insanız. Maraş dondurmasının olayı şu değil mi? Bir süre. Çeşitli oyunlarla dondurmayı vermiyor. Sasasak cinsik muzacak sayıdaki. Sasasak muzacak oğlası ya. Kımcıkırı. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bir gören olacak. Ya bir de bunlar kayıt altına alınıyor. Oğlum yapmayın bu kadar tepki vermeyin ya. Sanırım ki yürüyüz Robot yapıyorsun aşkım. Robot yapıyorsun. Ve bu dondurmaya bu kadar tepki vermen hoş değil yani. Ya bu şey varsa eğer kafanızda hani Japonlar böyle iyice gelişecek gelişecek dünyayı ele geçirecek. Bizim kafamız rahat. Eğer böyle bir şey başladığı anda. Türkiye sınırlarını Maraş dondurmacılarıyla kaplarsak geldikleri gibi dururlar. Evet o zaman Hintliler diyelim arkadaşlar. Yani madem böyle konuşacaksak eğer hani gülüyorsunuz oğlum ne yapayım? Aramızda Japon yok, Hintli yok. Ya bizim bir ben bir arkadaşlarımla evde kalıyordum. Bir odamız var, büyükçe bir oda. Dedik ki hani Craigslist'e başvuralım. Bir tane insan gelir, maddi, manevi... Sikeriz gibi hani. Ne var abi? Yani herkesin aklına geldi o. Bir tanesi düştü. İsmi Teddy. Teddy Bear. Amerikalı. Geldi Amerika'dan. Ve böyle... Aşırı minnoş, tatlış bir kız yani ve bizim ev arkadaşlarım bana niyeyse böyle bir Yavuz. Hadi oğlum. Kız yani maalesef ben yani bazıları, bazı insanlar hiç tipimiz değil arkadaşlar. Oluyor bazen böyle yani hiç tipim değil bu kız. Ama bizimkiler o kadar ısrar ediyor ki oğlum hadi. Hadi lan. Bana sonra ne dediler biliyor musun? En kötü İngilizceni geliştirirsin. En kötü. Bunu ya alt yazısız falan izlerim bir şeyleri. O daha iyi olur yani. Kızın muhabbeti yani gerçekten artık. Ah 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 kendisi vegan. Ne yiyor bilmiyorum yani. Evde bir şeyler var. Ve bir parti vermek istedi. İçeri bir girdim. Fas, Cezayir, Tunus. Bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne bu? Örgütlüyor musun sen bunları? Ne yapıyorsun yani? Kara kara çocuklar hep içeride. İçeri girdik, Hintli çocuğa söylemiş, demiş ki işte Yavuz komedyen. Bu geliyor tamam mı böyle? I heard you, you are stand-up comedian. Kafanı bir sabitle artık. Kafanı bir sabit tut. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ben içeceğim, alkolümü de alacağım, senden şakamı da isteyeceğim. Bu böyle işte aranıyor tamam mı? Geliyor böyle yavaştan yavaştan geliyor. Vancuk. Please Yavuz Vancuk. Please Yavuz. Sen dedim şaka mı istiyorsun lan? Ha? Şaka mı istiyorsun? Yes. Vancuk, Vancuk, Vancuk. Tamam lan o zaman. Dedim ki sizin diliniz elektronik bağlamaya benziyor. Açtım elektronik bağlamayı gösterdim. Bir de şarkı açtım üzerine. Dinledi. It did not funny. It did not funny. It did not funny Yavuz.
manyak mısın lan? Çok iyi gözlem bu yani. Ve ben bunu sana özel yapıyorum. Gitti kardeşim. Ve başka yerde anlatmayacağım ben bunu. Sana özel sadece. Bu böyle üzüldü. Ben dedim ki ya bu küçük bir şaka be. Ya ne olacak yani? Bak Almanlarda gastriti varmış gibi konuşuyor. Bana ne diyorsun yani? Raffinist Liebensu. Ya Flöbrings Flöbrings Ahe. Did it very funny. Did it very funny yavuz. Ruslar bir yeri böyle matkapla deliyormuş gibi konuşuyorlar. Zıvrejnız. Yavaz ne panim ayum. Laftarit buzda. This is very funny yavuz. This is very funny. E seninki de elektronik var. This is not funny. E Ruslarınki öyle. This is very funny. Ulan seninki de did not funny. Did it very funny? Did it not funny? Did it very funny? Did it not funny? Did it very funny? Did it not funny? Did it very funny? Benziyor lan işte. Allah Allah, ne artistik yapıyorsun ya. Ben ailemin mesleği nedeniyle ve sayesinde çok fazla yerde yaşadım. Ben tam nereliyim bilmiyorum arkadaşlar. Ben hani şuralıyım diyemiyorum. Eskişehir'de okudum. Ergenliğimi Adana'da yaptım. Kısa dönem metalci olarak. Ya bu öğle sıcağında kimse dışarı çıkmıyor Adana'da. Bu sıcakta dışarı çıkan sıçtı. Ve ben bir keresine çıktım. Durağa kadar yürümem lazım. Terliyorum, terlemem bitti arkadaşlar. Ben sıcaktan ağlıyorum. Ve bunu şikayet edebileceğim hiçbir yer yok. Nereye arayıp da yani hava da çok sıcak oldu diyebilirim. Hani benim bunu şikayet edecek bir yeri olmadığı için hani gözyaşları içinde durağa girdim böyle. Ve durakta diğer insanlar da ağlıyorlar yani. Bir tane abi bağırdı, tamam mı? Yani artık o kadar sıcak. Ya bunun bir ayarı yok mu ya? Kurban olayım, bunu biraz kıs ya. Bir tık kıs ya. Biz de Müslümanız, bir de sanayla alıyoruz. Biz sana ne ettik ya? Çoluk var, çocuk var, kurban olayım biraz kıs ya. Biz adamı alkışladık bu arada. Hani Allah'a karşı alkış günah mı oluyor bilmiyorum. Ama hak verdik, evet lan. Ya iki tık kıssa inanılmaz güzel bir şehir. Sigarası güzel, kebabı güzel. Aklınız çıkar yani. Çok sıcak deyince kafanızda ne canlanıyor? Hani mesela bazı insanlar bana gelip diyor ki Marmaris çok sıcak. Aynen, Marmaris çok sıcak aman akım. Nereden biliyorsun ya? Bak Adana çok sıcak diyorum ben. O da Marmaris çok sıcak diyor. Arkadaşlar bakın, çok sıcak deyince kafanıza ne canlanıyor bilmiyorum. Gelin hep beraber balla duş aldığımızı düşünelim. Beraber almak istemiyorsanız başka yerler de var ama o balla duş alınacak. 15 dakika boyunca ve dip bucak arkadaşlar bakın. Bu 15 dakikalık valla duştan sonra tercihen kaşmir battaniyeye sarılıyoruz. İşimize gidiyoruz, gücümüze gidiyoruz, diğer battaniyelilerle konuşuyoruz. Nem var değil mi? Nemden dolayı oluyor bunlar. Ay çok sıcak. Buna biz Adana'da sadece günaydın diyoruz. Burada diyorlar ki İstanbul'da olmak istiyorsan 4 sene burada yaşaman lazım. Adana'da öğlen 2 dakika. O sıcakta durduğunuz anda Adanalısınız arkadaşlar. Çok kolay. Bakın öğlen 2 dakika o sıcakta böyle durun. Gelip soracaklar size. Tamam mı? Ya hava bu kadar sıcakken yemeklerin içine deli gibi acı koyalım mı? Koyak kardeş. Nedir yani? Koyak. Hava bu kadar sıcakken soğuk içeceklerin içine de deli gibi acı basalım mı? Ya
Yemin ediyorum lezzetli olur daha ya. Ben seviyorum. Şalgam dündel mi? Bayılıyorum ya. Her kavga edeni ayırmayacaksınız. Çünkü... şakalaşırlar. Lan iyi de ellerinde bıçak var. Bıçakla şakalaşırlar kardeş. Nedir ya? Çok dövdüler beni Adana'da. Döverek anlaşma yöntemi çok önemli bir. Ya mesela siz İstanbul'da belirli problemlerinizi konuşarak halletmeye çalışıyorsunuz. Lan çok tatlı. Ama bir yere varamıyorsunuz dikkatliyseniz. Problemler hala devam ediyor. Adana'da bazı problemler ve çoğu problem aslında kavga edilerek çözülebiliyor. Dayak yiyen taraf diyor ki az siktir. Orada ben evet. Onu dedim. O da onu dedi. Ya. Ya metal müzikten Allah razı olsun bu arada. Metal müzikle uğraşanlardan Allah razı olsun. Beni FETÖ'nün elinden kurtardı. Artık FETÖ'ye istediğimiz şeyi söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler AK Parti, teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Bir kere olsun alkışlayın arkadaşlar ya. Bir kere olsun hak verin ya. Çok iyi ya. Ya bence Türkiye'nin en iyi FETÖ şakası. En iyi ikinci FETÖ şakası bende. Birincisi Atalay Demirci de. Ona da ağır gelmiştir herhalde ya. Yani. Yani Atalay Demirci. Bu hakikaten. Gösterisinin adı ne biliyor musunuz? Kel alaka. Bu kadar insan bir araya geliyorsunuz ve anlamıyorsunuz. Adam kel alaka. Vay be. Vay be. Ulan daha afişte güldürmeye başladı ya. Kim bilir gösteride neler olacak. Hoca da durur mu yapıştırmış darbeyi. Ya bu kadar kötü şakalar gerçekten bir terör örgütü tarafından yapılabilirdi. Bunların genel problemi bu. Çok fazla misyonları var, vizyon yok. Sektöre sızmak için istediği isim Atalay Demirci. Ya bununla sızacağım ben. Siktir, bir şey yapamazsın. Metal müzik şöyle kurtardı beni. Ben bir telefon aldım. Dedim ki kızları ararım. Diğerlerini de ararım. Bu yani açıkçası o ara öyleydi yani. Ve sürekli bunlar arıyor beni. Metalci oldum dediğim anda aramalar kesildi. Dikkat ettiyseniz metal müziğe sızamadılar. Yani hiç FETÖ'cü metal grup yok. Dikkat edin. Yani FETÖ! Hiç böyle bir grup yok ya. Sızamadılar. Dimdik ayakta durdu metal sektörü. Metalcim oldum diyene kadar da bu arada böyle bir sürü şey söyleme gereği duyuyorum. Hani bir, en kötü taktikleri şu arkadaşlar. Çok eski dönemlerden örnekler vererek seni kandırmaya çalışıyorlar. Arıyorlar abi. Ne olur beni aramayın artık. Bakın hani ailemden kalan insanlar çok kızıyor böyle bir şeye. Lütfen beni aramayın artık. Yani ne olur aramayın dedikçe böyle bir yavuz. Yavuz, yavuz, yavuz. Senin bu olay şeye benziyor. Buhran zamanında o malum sıcaklarda Myanmar Hazretleri çeşme yanına doğru gidiyor. Yüzünde bir mutluluk, içinde bir umut, kafasında bir soru işareti. Yürüyor, yürüyor, çenesi ay hizasında ve diyor ki وَتَعَنَّ اِنْ عَرَابَ. Yani asam evde kaldı.
gidiyor, asasını tekrar alıyor. Asasını alan Myanmar Hazretleri, çenesi yine ay hizasında yürüyor çeşme yanına doğru. Bu arada o dönemde herkese bir asa veriliyor. İşin şakası bir tarafa. Asasını alan Myanmar Hazretleri çenesi ay hizasında çeşme yanının orada diyor ki وَتَعَنَّا اِنْ عَرَاتَ الْوِعَالَى بِرْحَلَاتِ اِنْ وَعَلَى قَلْمِهَا لَا سَرَافِهِ Seninki de o hesap işte. En heyecanlı yeri Arapça söyledin. Ve bu ısrar ne yani Yavuz? Yavuz, Yavuz. Çenesi ay hizasında dedin. Ve te anne. Ve hira in alaka ve la anne. Şimdi... Arapça yavaş yavaş söylendiği zaman... Ha siktir öyle desene. Öyle desene ben çünkü vünne annede ve hîr an ve alâ kannede orada kafam karıştı çünkü onun çekimi farklı. Yağı farklı, petrolü farklıdır kuvvetle muhtemel onların. Ya bu sefer de böyle bir kızma başlıyor tamam mı? Ve hîr an arâtel mi'âlâ ferî. Ya hîr in alâ halmâlâ ferî. Zorlu âlemide bunların duyuluyor olması. Atıyorum ya bu arada. Çünkü korku dolu gözlerle bakmaya başladınız. İyiye gitmiyor bunlar. Bazı diller böyle arkadaşlar şimdi ne yapalım yani bu böyle çok sesli söylenince bir şey patlayacakmış gibi. Hayır atara var ay arazi hoş geldin kanka. Ya üç kardeşiz biz. Bir tane dünyalar güzel kız kardeşim var adı Hilal. En küçük kardeşimiz var o da Alperen. Stand up şimdi başlıyor. Babamın fikri şeymiş bu arada. Yavuz Sultan Selim. Böyle bir seks hayatı. Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığı bir sıralama. Babamın arkadaşı Fatih Sultan diye başlayınca babam hemen bu kreatif fikirden vazgeçmiş. Bu vazgeçmiş hali. Hani daha da çocuk yapsalardı hani bu iş nereye gidecekti? Hani Yavuz, Hilal, Alperen, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Kocaman bir aileyiz biz. Nasıl diyeyim? Daha manipüle edilebildiğim zamanlarda babamla çok yakın arkadaşız ve babamı herkes tanıyor ya. Ya bir çocuk için inanılmaz güzel bir şey bu. Babamla beraber parka gidiyoruz. Beni götürüyor, gezdiriyor, oraya bir vuruyor ve herkesi tanıyor. Oturtuyor beni, oğlum bak, Kürt. Gördün mü Kürt'ü? Bak oğlum o Kürt. Bunlar ana dilde eğitim istiyorlar. Ben bunu çok sonradan ırkçılık oldu. O Ermeni, 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 Ermeni. Oğlum bak, görüyor musun? Ermeni, Ermeni, Ermeni. Söyle Ermeni, Ermeni. Aslanım, bak gel. Gel aslanım şimdi bak. Şu dut ağacının orada bak. Görüyor musun? Kısa boylu bir şey var. Görüyor musun onu orada? Bak, bak. Ha? Ne onun adı? Adını sen söyle aslanım. Hadi Yavuz'um, hadi Yavuz'um. Sen söyle aslanım onu. Zaza, ey maşallah. Oğlana bak, oğlana. Nasıl ırk ırk ayıracak ya? O büyüyecek de. Öyle bir şey olmadı tabii. Bu arada şey zannetmeyin hani insanlara karşı bir ırkçı bu adam yok. Babam herkese genel. Herkes gelsin. Yani bakın Kurban Bayramı'nda bir ürün seçiliyor. Ve böyle babam girdi alana koyunu kaldırdı tamam mı böyle? Koyunu tuttu böyle 2-3 defa saldı. Yozgat mı bu dedi. (Gülüyor)
satıcı, evet abi nereden bildin ya dedi. Allah belamı versin, koyun da yani o gün Yozgat'ta olduğunu. O da o gün anladı, Yozgat'tayım ben diyor ya. Şimdi biraz daha iyi durumdayız. Yani en azından ben ne iş yapmak istediğimi söyleyebiliyorum babama. Ben dedim ki babama, baba dedim ben komedyen olmak istiyorum. Babam dedi ki suratın komik değil. Bakıyorum gülecek bir şey yok oğlum sende. Yani dedim artık suratının komik olmasına gerek yok baba. Hani Avrupa'da, Amerika'da böyle var yani dümdüz komedi yapan insanlar da var. İsim ver oğlum. Baba ismi ne yapacaksın ya? Oğlum isim verirsen gereği yapılır. Ulan bana da mı ülkücü hareket? Bir dur ya evladınım ya. Biraz destekle ne olacak ya? Ve ben ilk yaptığım şakayı size yapmak istiyorum şu an. Aileme yaptığım şakayı. Siz yapmayın ama tamam mı? Dışarıda bir yerden. Evde yapın, birbirinize yapın. Şimdi size sevimli ülkücü taklidi yapacağım. Umarım hazırsınızdır böyle bir şeye de. 80 lira artı ülkücü, sevimli ülkücü taklidi. Şimdi taklit kolay. Derin bir nefes alıyoruz. Bu vatanı ne kadar çok sevdiğimizi hatırlıyoruz. Sevimli, ülkücü taklidi. Yine milliyetçi. Ama Kürtlere karşı daha sevimli. Ana dilde eğitim inşallah olur. Ama başka ülkede. Bizimkiler de güldü. Komik şaka çünkü yani. Sonra dediler ki seni öldürürüz. Öldürebilirler yani. Onun konuda şeyleri yok. Ya ben gene iyi durumdayım bu arada. Hani Yavuz iyi gibi duruyor en azından. Hani diyorum Yavuz Çetin var. Gitarist. Boğaz kopuştan atladı, intihar etti. Düşüyor. Alperen sıçtı. Yazık, çocuğun kurtuluşu yok. Yani Alperen dediği anda insanların arasına karışıyor. Bu diyor ki işte herkes sanıyor. Benim ismim Kaan. Benim ismim Alperen. Ne yapsın bu çocuk ya? İstedik ki hani bunu bir şey yapalım. Hani Alp olsun. Alp dedi, bu nasıl isim ya? Alp dedi, bir Alp, yani Alper dedik sonra. Alperlerin hepsi net olarak pijama giyiyor. Bütün Alperler pijamalı. Ve biz yani pijama giyen bir insanlar değiliz. Eren dedik. Eren'i koyamıyoruz. Bir takım olaylardan dolayı. Çünkü benim adım Yavuz. Ya arkadaşlar yemin ederim ki ben uzun süre Aleviler neden benden gıcık alıyor, nefret ediyor anlamadım. Yemin ederim anlamadım. Hani her seferinde bir şey oluyor. Böyle diyorlar ki vay maşallah bu çocuğun adı ne böyle yanakları güzel. Ne diyor senin adın Yavuz? He? Sonradan Sonya anlıyor insan. Evet bizim takım sıkıntılar olmuş. Bu arada ananıza, babanıza karşı gelmeyin. Sonunuz benim gibi olur. Bakın ben bıyıklarımı ne kadar kesersem keseyim. Yanlar çok hızlı. Bir anda böyle ya daha bu sabah kestim vatan millet diye göre tekrar uzadı. Genetik midir nedir? Ben Çinli ile Uygur'u tam ayırt edemiyorum hani. Hepsine dövesim geliyor. Çinli'nin de Uygur'un da yeter lan. Hanginiz Türkiye dalga yakasınız? Bir yerlerde Türk maaşı falan duyunca, filmlerde Türk bayrağı görünce aklım çıkıyor ama hani susuyorum bir yandan. İçimde nasıl fırtınalar kopuyor ya, var ya böyle durduramadığım bir anda böyle. Çünkü babam için çok önemli abi. Bu çocukken öyle bizi yetiştirdi ki. Ya şeyi hatırlıyorsunuz, bir televizyonda bir tane haber var. İşte o haberi duyduğu anda adamın aklı çıkıyor ya. Eskimoğullar Türk çıktı. Yavuz! Yavuz! Almanlar şaşkın! Hilal! Hilal kızım! Ulan bu kadar heyecanlanmak yani... Yunanlı
bunlardan hiç ses seda yok. Al bakalım amına. Oğlum! Evladım koşun, bayrak asacağız. Ya bu arada solcuları da çok merak ettim ya. Hani ne yapıyorlar diye. Çünkü bizim evde sürekli bir vatan millet sevgisi var. Bir de hani karşı taraf var. Hani onlar ne konuşuyorlar? İşte adımız Yavuz olunca ve böyle işte dikkatli bir şekilde bakıldığı anda sivil polis mi acaba? Suratı sivil polis gibi bunun. Hemen sizi hiç şey yapmıyorlar böyle, aralarını almıyorlar ama ben bir şekilde sevdirdim kendimi. Komedi, momedi, şaka yaptık, bir şey yaptık. Fikir toplantısına çağırdılar beni. Gittim bu arada fikir toplantısına. Ya genelde herkes bu düşünceleri nasıl yaparız, nasıl ilerletiriz diye fikirlerini belirtiyor, tamam mı? Fikirlerde genelde şu şekilde: afiş yapalım, flyer basalım, flyer basalım, afiş yapalım. Afiş yapalım, flyer basalım, flyer basalım, afiş yapalım. Ben sonra sıra geldi. O zaman sen söyle fikrini dediler. Ben fikrimi söyledim. Bana dediler ki siktir git. Bence mükemmel bir fikirdi. Gerçekten iyi bir fikirdi. Hala arkasında duruyorum. Bakın size fikri anlatayım. Muhalefetin kullanmadığı bir ses tonu var. Gerçekten bunu çok es geçiyor. Bunu kullanırsa eğer önünde hiçbir engel kalmayacak muhalefetin. En büyük güçlerden biri olacak. Bir ses tonu var. Şimdi ben burada bir muhalif bir türküyü söyleyip canınızı sıkmayayım. O yüzden Adise'nin Deli Olan adlı şarkısını... Deli Olan'ı hatırlıyor musunuz? Yani hatırlamama ayağına diyor. Ne bir o Adise, hadi Deli Olan, hadi belime dolan. Şimdi... Hadi Deli Olan, hadi belime dolan. Hele bir bakalım. Kızı dudağından. Kızı dudağı. Bak Hadise'yi militan yapabiliyorsun. Bir anda bitiriyorsun kızın hayatını. Serdar Ortaç'ı bitirebilirsin. Yani herkes uğraştı Serdar Ortaç'ı bitirmek için ama bak sen bir anda bitirebilirsin. Seni töpe atacağım, poşete yazık, poşete yazık. Bir sigara yakacağım, ateşi yazık. O sen olsan bari, o sen olsan bari, o sen olsan bari. Çaldın o kalbi, yerine koy lütfen. Yerine koy lütfen. Herhalde sesi anladınız değil mi ya? Fikir şu, herhangi bir 1 Mayıs sabahı, kol kola, isteyen istediği bayrağı getirsin, gerçekten umurumuzda bile değil. Hep birlikte kol kola giriyoruz ve Hande Yener'in Romeo'sunu söylüyoruz. Romeo, kol kolayız. Kavga etme, sever beni Romeo, Romeo. Sabaha kadar kucaklar beni. Romeo, 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 Romeo. Ya bu güzel bir fikirdi ya. Yani buna niye hiç kimse hiçbir şekilde ya? Bu gerçekten çok güzel olabilirdi size. Hala bu fikrin arkasındaymış. İttir git dediler bu fikre. Polislerin yüzünü alacağı ifadeyi yani bu o an, bu zamana kadar hiçbir şekilde alamadığınız ifadeyi o an olacak. Hani... Bu Romeo değil mi ya diye böyle... Hayır ben bilmiyorum. Hiçbir fikrimiz yok. Romeo dinlemiyoruz. Anlaşıldı tamam. Caz dinliyoruz biz. Ateist olmak istiyorum. Olamıyorum, içimde bir sızı
Küçük küçük de olsa bir yani ah ya ne olur belki falan ama şeydekilerle konuşurken kafam çok rahat. Hani ateist arkadaşlarla konuşuyorum. 7 yıldır düzenli olarak ateist olan arkadaşlarım var. Soruyorum var mı gelişme? Yok diyorlar. Yok yani yok. Hani iyi misin, mutlu musun bari? Ya mutluluk var da bir araya gelmiyoruz diyor, tamam mı? Nasıl yani bir araya, bir WhatsApp grubu yok. Dernek yok. Ama böyle bir araya gelmek istiyorum diyor. İşte Allah yoksa event de yok aşkım yani, kusura bakma. Sen regaib kandili istiyorsun, sen cuma namazı istiyorsun, bir araya gelelim istiyorsun. Ve maalesef yani. Tamam, ben şey diye düşündüm, yani ateist ateist oldum yani, ateist ateist dünyada gezdim, öldüm. Selamun aleyküm. Azrail. Aynı filmlerdeki gibi yapmışsınız ya, çok ilginç. Şöyle siyah tırpan kapşon, aynı biz filmlerdeki gibi yapmışız. Allah, özür dilerim yani birebir aynısı. Cebrail Bey, Cebrail Hocam, Hocam, Hacım, Hazretinizi salalı, salala, size değil, tamam, süper adam valla. Allah, size tam nasıl demek? Abi, Cebrail abi, merhabalar. Hemen yanında oturduğu için anladım, valla hiçbir şeyim yok. Öncelikle dünya çok güzel bir yer olmuş. Herkesin eline, koluna, orağına sağlık. O yavru kediler, zürafalar, alüvyonlu toprak, maki, çok iyi fikir. Yani vallahi çok güzel ya. 7 günde bunları nasıl yaptınız? Wow! İnanılmaz ya. O anlama değil bu arada. Hani inanılmaz derken hani İnanılır gibi değil, de değil aslında bakıldığı zaman. İnanasım gelmiyor da denmez ki şimdi hani. Allah belamı versin diyeceğim. Bir şey yaparsınız diye de çok korkuyorum. Allah CC. Hani direkt bir sıkıntı olabilir. Burada çok güzel isimler var, çok güzel insanlar var görüyorum. Nietzsche'nin bıyığını kesmişsiniz. Açmış, daha da bir açmış yani. Ama ben hep dedim biliyor musun içimden, hani Yavuz, Yavuz, Yavuz. Böyle geziyorsun Yavuz, Yavuz, Yavuz. Sahnelere çıkıyorsun, diyorsun ki Allah Allah Yavuz. Derken... Oh. Ferah bir ortam, en azından ilginç yani. Ben bana kötü şeyler yaparsınız diye bekliyordum. Ben bu noktada biraz İsrafil'e yürürmüşüm gibi geliyor. Çünkü görevlerinden bir tanesi soru üflemek. Başka da görevi var mı bilmiyorum açıkçası. Yani soru üflemek için mi bu kadar bekliyor? Lan ya daha da ortak ya falan. Sadece öyle bir görevim var. Yani, soru üflediği için hani biraz daha müzikal bir yanı olur. Yani, diğerlerine göre daha farklıdır. Biraz daha anlayışlı, cool bir tavrı vardır gibi. Ama yine de hani bağlı olduğu kuruma ihanet etmeyecektir ya benim için. Dostum 4 tane kitap gönderdik. Hiçbirini okumadın mı? Ki binlerce dile çevrildi. Gerizekalılar için resimli falan bile yaptık yani, buna çok büyük emek verildi. Hiçbirini okumamış olamazsın. Okumadın mı? Soru duydun mu? Ben çaldım. Biz 45 bir saat çaldık. Ses çok iyiydi. Çünkü Allah bir. Hava çok güzeldi. Buradan Mikail'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Harikaydın Mikail. Hava tam istediğiniz gibi bir havaydı. Ben çıktım. Ortaya doğru geldim sahnenin. Yani bir de yani işte artık o zaman heyecanı değilim. Bir solo kısmım var. Onaya başladım. Yani
arkadaşlarıma bakıyorum, ekipteki arkadaşlar aynı, ne oluyor falan diyorlar. Çünkü insanlar çığlık çığlığa. Ortalık yanıyor. Ve yani öyle böyle değil. Hani öne doğru gelenler oldu, işte güvenlik şey yapmaya çalışıyor. Ben herhalde soluya devam ediyorum, kaybetmişim artık kendimi. Çaldım. İnsanlar çığlık çığlığa bağırıyorlar, çağırıyorlar. Kendilerini kesenler var. Ne oluyor dedikçe yani vallahi çok eğlendik. Kıyamet koptu. Keşke sen de gelseydin. Çok güzel olabilirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden çağırdılar beni. Ekipten arkadaşlara dedim ki ne olur dedim seyircilerin ışığını açın abi. Yani az da olsa açın, ben görmek istiyorum. Suratlarına bakmak istiyorum ki iyice gerilsinler diye. Karanlık olduğu anda nereye ne anlatıyorum, neredesiniz hiçbir fikrim yok. Çocuğa dedim ki ne olur dedim bak ışığı unutma, ne olur. Bana ne dedi biliyor musun? Yavuz abi tamam abi. Halledeceğiz Yavuz abi. Yavuz abi halledeceğiz. Bu ne biliyor musun? Ben senin dediğini hiçbir şekilde yapmayacağım. Sahneye çıkmadan önce arkadaşlar bu arada İstiklal Marşı okundu. Neden ya? Neden? Ya bir eski kayıt arkadaşlar. Ben en son ne zaman dönüyoruz eski kaydı? O eski kaydı hatırlıyor musunuz? Bir şey geliyor. Ben aklım çıktı biliyor musun? Ya babam falan geliyor zannettim. Ayağa kalktım. Polis geldi içeri. Hani ayakta duruyor muyum diye bakıyor. Ayakta duruyoruz kanka. Artık bu sesle nasıl duymayalım? Durduk. Sonra çağırdılar. İşte şimdi de Yavuz Günal. Kapkaranlık. Hiçbir şey görünmüyor. Burada insan olabilir. Çocuğun ismi de, neydi lan çocuğun ismi? Taner miydi, neydi? Taner dedim, ışığı açar mısın? Işığı açar mısın birazcık? Oğlum ışığı açar... Ya arkadaşlar bakın, gerçekten gerizekalı bir tiyatro oyunu gibi olmaya başladı. Karanlığa, ışığı açar mısın? Peki ya şimdi ışığı açar mısın? Durmalı mı zaman? Hissetmeli mi insan? Ve yürüyor ışığı. Ya aç şu amına kodum. Oğlum açsana ışığı. Yok abi yok, ışık açılmıyor. Ya bir noktada artık işte bu meslek size soruyor. Ya bu işi hakikaten istiyor musun? Ben buraya da oynadım. Tamam mı? Hani anlatıyorum. Buraya ayrı mimikler. Buraya apayrı mimikler. Buraya ses değişik taklitler. Solculuk, ateizm falan diye her şeyi anlattım. Bugün duyduğunuz her şeyi. Isparta'da anlattım her şeyi. Işıklar bir açıldı. Burada kimse yok. C kapısına doğru şöyle dizilmişler. Şu kadar bir diziliş var. Ve 30 kişi gibi bir şey, 372 kişilik salonda 30 kişi var. Kurban olurum, hiç sorun değil. Ve böyle alkışlayarak aşağı iniyorlar. Yüzlerinde bir gülümseme var. Şimdi bu gülümseme linçe gitmenin gülümsemesi de olur. Çünkü her türlü şakayı yaptım. Çünkü aradım başörtülü arkadaşlar var. Onlar zaten... Aşağı doğru iniyorlar ve işte babamın bıyığına sahip, babamın eski bıyığına sahip veri şimdi benim bıyığım olan arkadaşlar da aşağı doğru yürümeye başlıyorlar. Çocuk geldi böyle yanıma, elini şöyle yaptı, tuttu böyle, Yavuz abi çok iyiydin dedi. Allah Allah iyi, dayak yemiyorum bu bir. Sonra kız geldi bir tane, geldin kızdın mı hani böyle Allah kitap bir tane şakalar yapıyorum, böyle şeyler yapıyorum. Başlarda kötü bir şey söyleyecekmiş gibi oluyorsun. Ama söylemiyorsun. Bence bu komik. Harika. Senin ismin ne? Medine. Bence Allah var Medine. Yemin ederim ki artık Allah var benim için. Güzel lan, fotoğraf falan çektirdik. Evet arkadaşlar, stand up bu işte ya. Allah. Bitiriyoruz. Bu kadar. Hoşça kalın. French à la feuille, on a le flow, mais où est la French line en direct de la Turquie, les meilleurs réunis, tu peux augmenter le level, beat by primo. French à la feuille, on a le flow, mais où est la French line en direct de la Turquie.